Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Redmi Note 9 Pro'nun oyun performansı ve dolayısıyla da pil performansıyla karşınızdayız. Bu telefonun oyun tarafında ne kadar başarılı olduğunu çok sorunuz oldu. Biz de o yüzden bu videoyu çekelim dedik. Bu videoda arkadaşlar PUBG Mobile ve Asphalt 9'u oynayacağız. Bu iki oyun bildiğiniz üzere grafiksel anlamda telefonları zorlayan yapımlar. Biz de bu iki oyunu oynayalım bakalım. Bir 15-20 dakika sürede telefonumuz ne kadar ısınıyor onu da bir ölçelim. Pili ne kadar gidecek onu da arkadaşlara gösterelim istedik. İsterseniz lafı şimdi daha fazla uzatmadan telefonumuzun oyun performansına hep beraber göz atalım. Evet arkadaşlar telefonumuzu şarj ettik. Tabi biraz önce şarjdan çıkarttığımız için biraz şarjı evet %99'a inmiş. Şimdi dilerseniz önce bir sıcaklığımıza bakalım. Hani sıcaklığımızı görelim. Kaç derece telefonumuz. Ondan sonra görüyorsunuz 31 dereceleri görüyoruz şuralarda. Buralara indiğimizde ise 30.3. Genel itibariyle 31 derece olduğunu söyleyebiliriz. En sıcak noktanın arka tarafta yine şöyle gezdireyim. Sıcaklık ölçerimizi siz de görün. Evet 30 derecelerde diyebiliriz. Şimdi. Gelelim oyunlarımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG Mobile ve Asphalt 9'u indirdik. İlk olarak PUBG Mobile'ı açalım. Beraber girelim. Hem telefonun oyun performansına bakalım. Hangi ayarlarda açacak bu oyunu onu görelim. İlk defa açıyoruz bu arada. Bunu da belirtmiş olalım. Sonrasında ise oyuna bir giriş yapalım. Ve bundan çıkıp Asphalt'a girelim. Asphalt'ı oynayalım. Bir 15-20 dakikalık oyun performansı sonrasında tekrardan karşınıza gelelim ve hem piline bakalım telefonumuzun hem de sıcaklığını ölçelim. Bakalım nasıl bir sıcaklığa ulaşmış bunu da beraber gözlemlemiş olalım. Evet. Bu arada arkadaşlar tabii yaz mevsiminde olduğumuz için ve bu odada da klima yok. O yüzden hani biraz daha böyle sıcaklık değerleri yüksek olabilir. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Şöyle mor diyelim ve quest olarak giriş yapalım. Evet. PUBG Mobile biliyorsunuz ülkemizde çok popüler bir yapım. Bunun yanı sıra arkadaşlar oyun hani böyle sistem gereksinimleri açısından biraz böyle telefonları kasacak bir yapım. Yani bu yapımı çalıştıran herhangi bir telefon varsa elinizde muhtemelen hani oynatmayacağı bir oyun yoktur diyebiliriz. Asphalt'ta keza aynı şekilde. Evet arkadaşlar şu anda oyun yüklendi. Başla diyelim ve eşleştirmeden oyunumuza başlayalım. Bakalım bizlere nasıl bir performans sunacak. Buna bakmış olacağız. Bu arada ayarlara da bakalım hangi çözünürlükte oynatıyor oyunu. Hangi detaylarda oynatıyor bunu da görelim. Muhtemelen yine bence yüksektedir diye düşünüyorum ben. Genele baktığımızda grafiklere gelelim. HD'de yüksekte. Klasik. Düzgünleştirme. Bunu da etkinleştirelim arkadaşlar. Biraz daha kasmış olsun. Böyle parlaklık tamam. Grafikleri otomatik ayarla kapattık onu zaten. Parlaklığı biraz daha yükseltirsek pil muhtemelen azalır. Bu tamam. Gerçekçi diyelim. Şöyle biraz daha böyle hani kassın. Bunlar zaten HDR en son uygulanmıyordu. Evet bu yakın zamanda gelecek. Bu tamam bunun haricinde başka bir şey yok. Kontrollere bakalım. Burada diyeceğimiz bir şey yok. Genel itibariyle burada da değiştirmek gereken bir şey yok. Grafikleri değiştirdik. Dediğim gibi gerçekçiyi aldık. Şunu da etkinleştirelim. Tamam diyelim. Tamam. Bakalım ne derece bir performansla karşılaşmış olacağız. Ama dediğim gibi ilk açtığımızda zaten hani ayarlar falan filan onlar yüksekteydi. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Sizlere. Şöyle çevreyi göstereyim. Birazdan çıkacağım arkadaşlar oyundan. Tabi biraz oynayayım yine. Sonrasında ise diğer oyuna gireceğim. Asfalta gireceğim. Görmüş oluruz.
Evet arkadaşlar, şimdi PUBG'den çıkıyorum ve biraz da asfalt oynayalım bakalım. Nasıl olacak? Biraz da asfalt oynayalım. PUBG'den çıkışımızı yaptık. Şöyle de çıkaralım. Ve asfalta girelim. Biraz da telefonumuzu asfaltla yoralım. Ve sonuç olarak karşımıza nasıl bir deneyim çıkacak beraber gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi yaklaşık olarak bir 10-15 dakikalık bir oyun deneyimi yaptık. Dilerseniz şimdi oyundan çıkıp hem cihazımızın şarjına bakalım hem de ısınması ne derece olmuş ona bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuzun şarjı %96 seviyelerine inmiş durumda ki başladığımızda %99'u hatırlayacağınız üzere. Gelelim sıcaklık ölçümümüze bakalım. Sıcaklıkta ne gibi değerlerle karşılaşacağız bunu görelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi şu noktalarda 38'i görüyoruz. 39.1 olduğu noktalar var. Sıcaklığın aşağılara doğru muhtemelen daha serindir telefon. 35. Fakat elimizin genellikle tuttuğumuz zaman şu taraflara geliyor biliyorsunuz. Buralara da bakalım. Hani ne derece sıcaklık artışı olmuş buralarda onu da görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 35-36 civarı. Yani hani 4-5 derece yer yer 6 dereceye kadar artan bir sıcaklık mevcut. Şuralarda 37'yi falan da gördüğümüz oldu. Hatırlayacağınız üzere telefonu ilk açtığımızda sıcaklık 31 derece dolaylarındaydı. Doğal olarak bir 15 dakikalık oyun deneyiminden sonra birazcık artmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Redmi Note 9 Pro'nun oyun performansına birlikte göz attık. Gördüğünüz gibi öyle oyunda tabii biz çok fazla uzun oynamadık ama aman aman bir ısınma olmadı. Genel itibariyle kurtarır seviyeler. Bir de tabii yaz aylarında olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Malum yaz aylarında bilgisayar gibi, telefon gibi cihazlar özellikle oyun oynandığında çok çabuk ısınabiliyorlar. Ve bu arada kapalı bir ortamdayız. Klima falan da çalışmıyor burada şu anda. O yüzden hani sıcaklığı normalde böyle bir 2-3 derece daha düşük kabul edebiliriz. Özellikle mesela kış aylarında muhtemelen bu sıcaklık biraz daha düşük çıkacaktır diye tahmin ediyorum ben. Tabii burada şu da önemli. Telefonu alıp kalkıp da saatlerce oyun oynarsanız farklı bir duruma geçiyor. Lakin bu telefonda Qualcomm tabanlı bir Yonga seti olduğu için ısınma sorunları minimum seviyede. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada başka bir telefonla böyle oyun testlerini merak ediyorsanız bize yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer elimizde o cihaz varsa onun da oyun testini sizler için çekmeye çalışırız.